Evet değerli dostlar, Ege'nin mavi sularından merhabalar. Tatildeyiz ama piyasayı bırakmıyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizleriyle alakalı açıklamasını bekledim ve taze taze bu videoyu çektim. Sanıyorum saat 4 civarında da yayınlanacak YouTube kanalında. Şimdi diyeceksiniz ki adam tişörtle oturmuş, garanti altında short vardır diye. Evet, hayatımda hiç yalan söylemedim. Altımda şort var. Ne olacaktı ki başka zaten? Çünkü arkada deniz var. Ondan sonra deniz, yani denizin olduğu yerde tutup da ara ceket, kravat, pantolonla oturacak halim yok. Şimdi Merkez Bankası'nın politika faizlerini zaten sabit tutacağı belliydi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yapmıştı. İnşallah faizler daha da düşecek diye, biz düşük faizden memnunuz diye. Hemen arkasından da Sayın Albayrak, biz zaten rekabetçi kura geçtik dedi. Bütün bunları topladığımızda bunların Merkez Bankası'na verilmiş bir talimat değil ama bir niyet beyanı olduğu ortadaydı. Piyasalar da hani durup dururken bir faizi düşürmeye kalksaydı yani intihar niteliğinde değerlendirirdi bunu. Dolayısıyla buradan hareketle Merkez Bankası'nın şu an itibariyle zaten faizle yükseltemeyeceğini biliyorsak felsefe yapıp bu faizleri olduğu yerde sabit tutacağını rahatlıkla söyleyebilirdik. Şimdi enteresan tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cuma günü bir müjdem var. Adlı bir açıklaması vardı dün. Herkes onu merak etti. Acaba Cuma günü ne olacak diye. Ben de araştırdım. Karadeniz'de doğalgaz çıktı. Hemen zaten birkaç saat sonra sosyal medyada düştü. Haber kanalları bunu açıklamaya başladı. Yani gizli kalmadı. Sonra birkaç tane tanıdık kişiyle de bunun sohbetini yaptım. Hocam biz zaten öğlen saatlerinden beri biliyorduk diyenler vardı. Şimdi bu kıymetli kişilerin kendi mesleklerinde çok ileride ve çok derinleşmiş olduklarını bildiğim için yani boş atıp dolu tutmuyorlar. Demek ki iki tane şey deneniyor bu ülkede. Bunlardan bir tanesi bir ortaya atalım olayı. Bakalım kim ne reaksiyon veriyor. Biz de ona göre bir pozisyon alırız diye. İkincisi de yani bu önemli bilgileri elde eden kişiler herhalde ağızları çok gevşek, dayanamayıp etraflarıyla paylaşıyorlar bu müjdeyi. Öyle gözüküyor. Biz ise burada oturup hani tatilde bile hani hangi opsiyon olabilir acaba dedim, hani Oruç Reis doğal gaz mı buldu yoksa işte Covid-19'un aşısını ilk önce biz mi bulduk başkalarından, çünkü Rusya'nınki biraz balon çıktığı gibi gözüküyor vesaire. Ondan sonra veya bu Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşma lağv oldu, bir şey olması lazım. Birisi de dedi ki bana, ya hoca Karadeniz'de galiba doğal gaz bulundu diyor. Tamam dedik, bunu da opsiyona dahil ettik. Sonuçta eliye sonunda dedi ki herhalde Karadeniz'de uzun zamandır doğal gaz aranıyordu, o bulundu dedik. Ama maalesef bu bilgi zaten çoktan etrafa sızmış. Yani böyle bir enteresan durum. Neyse, yani Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük ihtimalle öğle namazından sonra açıklayacağı haber bu Karadeniz'deki doğalgazla alakalı olacak. Bunun piyasalara çok büyük bir etkisi olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı ilk açıkladığında bir etkisi oldu. Döviz kurları çok hızlı aşağı indi ama enteresan, bakın 7.21'e kadar dolar indi. Ardından 7.32'de sabahleyin tekrar uyandık. Yani döndük dolaştık aynı yere geldik. Borsada dün enerji hisseleri yukarı doğru gitti ama bir baktık bugün itibariyle borsa negatifte seyrediyor vesaire. Enteresan şeyler oluyor ama bu haberler dünyanın her yerinde önceden işte sızıyor sağa sola, ağzı gevşek insanlar oluyor veya çok iyi olayı tahlil edenler hakikaten kimseden duymadan da söyleyebiliyorlar ama piyasalardaki çalkantının sebebi buydu. Şimdi Merkez Bankası bu sefer pas geçti ama bu pas geçmesi çok neşeli bir durum değil. Neden? Çünkü bu fonlama faiziyle yani piyasadaki faiz artı Merkez Bankası'nın bugün %11 civarında olan fonlama faiziyle politika faizleri arasındaki makas açıldıkça politika faizi yani resmi faizin anlamsız hale geldiğini görüyoruz. Bunu ne zaman gördük? Hatırlarsınız bundan önceki Murat Başkan'ın zamanında ve ondan önceki Erdem Başkan'ın zamanında da gördük. Ne oldu? Onlar işte biz faizi resmi olarak arttırmıyoruz demek için ilk önce bir üst band, alt band icat ettiler. Hemen arkasından işte geç likidite penceresi vesaire, vatandaşın kafası karıştı. Likidite ile alakalı ayarlarla oynadılar. Ne oldu? Sonunda Murat Uysal geldi ve biz sadeleştirmeye gitti. Politika faizi memlekete geri döndü çok şükür. Ve biz onunla gidiyorduk. Şimdi Murat Başkan'dan ricamız tekrar aynı şeylere geri dönmeyelim biz. Yani sadeleştirmeye gitmemiz daha fazla lazım. Karışık işlere girmeyelim. İşte bir tarafta Merkez Bankası'nın fonlama maliyeti bir yerde dururken politika faizi başka bir yerde durmasın. Böyle yanlışlar olmasın. Niye? Çünkü her ay açıklanacak olan enflasyon oranı büyük ihtimalle
Merkez Bankası'nın üzerinde baskı oluşturacak. Çünkü fiyatlar gerilemiyor maalesef. Çekirdek enflasyon çok yavaş geriliyor. Biliyorsunuz hiçbir meyve çekirdeğinden küçük olamaz. Çekirdek enflasyon yüksek kaldığı sürece ne olacak? Enflasyon da yüksek kalacak. Ne demek çekirdek enflasyon? Anlatayım. Mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen tükettiğimiz mal ve hizmetler. Şimdi bunlar eğer düşmüyorsa o zaman mevsimlik mal ve hizmetlerin çok sert düşmesi lazım. O da gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bizim enflasyon konusunda üzerimizde bir baskı olduğunu kabul etmemiz lazım. Şimdi Merkez Bankası hani ikinci bir opsiyon vardı, hani faiz yükseltir miydi? Yükseltemezdi. Niye? Bu sefer rekabetçi kur söylemi boşta kalırdı. Ne dedi Sayın Albayrak? Dedi ki biz bundan sonra rekabetçi kuru gözetiyoruz dedi. Rekabetçi kuru gözetmek için de o yüzden hani faiz oranlarını sertçe yukarı çıkarmayacaksınız. Yani piyasayı sakinleştirmek için bana ne, ben döviz kurundan memnunum. Memnun olmayanlar konuşsun şeklinde bir yaklaşımı var. Ondan sonra ekonomi yönetiminin. O zaman bu onunla çelişirdi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı hani felsefi olarak konuya yaklaşırsak, bir metodoloji olarak yaklaşırsak, bir, faizi yükseltme imkanı yoktu. O zaman birçok söylemi boşa çıkarırdı. İki, faizi düşürme imkanı yoktu. O da piyasadaki aktörlerin gözünün içine baka baka intihar etmek olurdu. O zaman döndü dolaştı. Yine bir kez daha faizleri ne yaptı? Sabit tutma kararı aldı. Yani bu haberin önceden kimseye ulaştığını düşünmüyorum. Ama baktım ki yani piyasada dövizde zaten amşağın bir hareket yok. Zaten beklendiği gibi çıktı. Dün sanıyorum bir haber ajansı finans kuruluşlarının beklentilerini paylaşmış. Orada da %90 faizlerin sabit tutulması üzerine konuşulmuştu. Ben de dün itibariyle yavaş yavaş bunu sosyal medyada paylaşmaya başladım. Sabahleyin de emrealkin.com'daki yazımda da belirttim ki yani bütün opsiyonlar dikkate alınınca özellikle bu rekabetçi kur söylemi veya faizler daha da düşük kalırsa iyi olur söyleminin boşa çıkmaması için, Merkez Bankası'nın bir de piyasaları üzmemesi için ne yapması lazımdı? Faiz oranlarını sabit tutması lazımdı. Şimdi sizin dikkat edeceğiniz yer aslında faiz döviz diye altındaki hareket. Uzun zamandır biliyorsunuz danıştığım birçok uzman var. Dan Levent de onlardan bir tanesi. Şimdi baktık ki altının hareketi biraz böyle yukarı aşağı çok fazla şiddetli olmaya başladı. Biliyorsunuz biz işte 2070 dolarlara kadar gittik. Ardından işte 1860 dolarla hatta biraz daha altına kadar indik. Sonra tekrar yükseldik vesaire. Ben biliyorsunuz birkaç gün önce bir video paylaştım. Dedim ki aman ha, altının altında kalmayın diye. Bunu niye söyledim? Çünkü hedef alış, hedef satış fiyatı koyun. Ondan sonra böyle büyülenmiş gibi fiyat hareketlerini seyretmeyin. Aktif takip edin diye ısrarla söyledim. Aman ne laf yetiştiren oldu bana. Hocam işte yukarıdan satıp aşağıdan almak mümkün mü diye. Al oldu yani, olmadı değil. O yüzden ben şaşırıyorum. Yani bu kan ve gözyaşıyla yazılmış bazı kurallara hala karşı çıkan arkadaşlar var. Arkadaşlar işte oluyor. Görüyorsunuz. O yüzden diyorum ki altının altında kalmayın. Ondan sonra Merkez Bankası'nın zaten yapacağı şey belliydi. Efendim döviz kurlarının zaten şu anki hali ortada. O zaman sizin bakacağınız şey altının yurt dışındaki hareketi. Lütfen altının yurt dışındaki hareketini takip etmeye devam edin. Bakın nereden başladım, nereye getirdim. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cuma günü açıklayacağı müjdenin ne olacağını konuştuk. Az önce açıklanan Merkez Bankası kararını konuştuk. Oradan da tasarrufları nasıl değerlendireceğiz? Biraz o konulara girdik. Lütfen sizden rica, dikkatli olun. Yani doğalgazın bulunması tabii Türkiye'nin lehine. Tabii o daha çıkartılacak, onun maliyeti ne olacak vesaire, birçok tartışma var. Bir de ortaya çıkan kaynağın kime satılacağı, kimler bunun masaya oturacağı ayrı bir konu. Bunu tabii jeopolitikçiler uzun uzun tartışacak. Televizyonlara yepyeni bir konu çıkacak büyük ihtimalle yarın öğlen itibariyle. Ama ben diyorum ki Merkez Bankası yine elinden geleni yaptı. Bu kadar çok baskıya rağmen işte söylemler oluyor, piyasanın baskısı var, beklentisi var vesaire. Yine kendine göre diyorum, bakın kendine göre en mantıklı olanı yaptı ve faizleri ne yaptı? Sabit tuttu, herhangi bir hamle yapmadı. 75 bas puan arttıracağını iddia eden arkadaşlar vardı. Ya olabilir o, şimdi şöyle neyin doğru olduğuyla doğru hareketin ne olduğu arasında biraz fark var. Yani tabii ki faizlerin önceden yavaş yavaş yükseltilmesi döviz kurlarını buralara getirmezdi. Ama şu an itibariyle Merkez Bankası'nın hem bu siyasi şartlar hem de bu piyasa şartları içinde bankaların geçmişte çok düşük faizlerle uzun vadeli krediler verdiğinin bilinciyle faizleri böyle yükseltip fonlama maliyetlerini iyice
ondan sonra zirvelere taşıma ihtimali zaten sıfırdı, yoktu. Ama tabii arkadaşlar gönüllerinden ve akıllarından geçeni söylediler. 75 bas puanlık artırım olacak dediler. Olmadı. Ben sabit tutacağını, büyük bir ihtimalle sabit tutacağını söyledim. Haklı çıktım demiyorum. Zaten hani mantık bunu gösteriyor. Bunu söylemek için falcı olmaya gerek yoktu. Ama bundan sonra bence döviz kurları konusunda, altın konusunda biraz daha takipçi olsunlar. Piyasa faizleri yükselecek, mevduat faizleri yükselmeye devam edecek. Göreceksiniz keza kredi faizleri de yükselecek. Ben 2 ay evvel bir videoda demiştim ki eğlencesine espri olsun diye. En güzel kredi ihtiyacın olmadığın zaman alınan çok düşük faizli kredidir diye. Bunu da eleştirenler oldu. Yahu şaka yaptım ama bir gerçeğin de altını çizdim. Çünkü bu %7,5'luk faizleri falan bir daha bulamazsınız dedim. Yani çünkü şu an faizlerin bu kadar düşük olması gerçek değil. Yani piyasanın gerçekleriyle uyuşmuyor. Dolayısıyla bundan fırsat elde edin dedim. Ona da kızanlar oldu. Olsun, biz yine doğruları söylemeye, en azından bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz efendim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Ege'nin, Türkiye'nin bu güzel ondan sonra köşesinden görüşmek üzere. Efendim ben hafta sonu tekrar İstanbul'a döneceğim. Bu sefer işte arkamda evin bildik manzarasından herhalde bir video paylaşacağım size. Çünkü piyasalar rahat durmayacak, öyle gözüküyor. Hepiniz hoşça kalın.